videosu çekmemi istiyordunuz. Ben dedim ki artık abime şaka yapmayayım. Abim zaten arkada. Evet abi, bana artık şaka yapma. Yeter. Bittim. Bu yüzden arkadaşlar bugün sizlerle ve abimle birlikte sizin arkadaşlarınıza nasıl şaka yapabilirsiniz onu göstereceğiz. Gerçekten okulda uygulayabileceğiniz bir sürü şaka derledik. Gerçekten çok heyecanlıyım. O zaman hemen başlayalım. Bir saniye, bir saniye. Başlamadan önce arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. O zaman hemen başlayalım. İlk şakamız arkadaşlar gerçekten çok riskli bir şaka. O yüzden ben bunu denememenizi öneriyorum. Arkadaşlar deneyebilirsiniz ama tahtayı çok 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 iyi silmeniz gerekiyor. Ya iyi silmeyi bırak abi, çıkmazsa öğretmenler disipline gönderebilir. O yüzden arkadaşlar bugün siz bunu denemeyin diye ben burada deneyeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. O zaman hemen ihtiyacımız olan şeyleri söyleyeyim. Bir tane tahta kalemi, bir tane kalıcı kalem, kolonya, tahta silgisi diye ben bunu kullanacağım. Çünkü aynı kumaş arkadaşlar. Ve bir de ıslak mendile ihtiyacımız var. O zaman hemen şakamızı anlatayım arkadaşlar. Şimdi ilk önce kendinize bir cümle belirliyorsunuz ama bu cümlenin baş harflerinden bir kelime oluşuyor. Kelimelerin baş harflerinden bir kelime oluşuyor. Cümledeki kelimelerin baş harflerinden bir kelime oluşuyor. Sen daha iyi anlattın abi. Şu an yaparken de daha iyi anlayacaksın zaten arkadaşlar. O zaman hemen kalıcı kalemimi açıyorum. Baş harflerini kalıcı baş kalemle yazıyoruz. Yazıyorum. Geri kalanını tahta kalemiyle yazıyoruz. Evet, böylelikle arkadaşlar tahtayı sildiğinde şaka yapmak istediğimiz kişi o kelimeyi görüyor. Tahta kalemi siliniyor ama bu kaldığı için arkadaşlar kelimemiz ortaya çıkıyor. O zaman hemen yazıyorum. Bizim cümlemiz neydi? Short aldım pazardan. Hayır. Short aldım kendime. Hadi daha. Böyle bir cümle arkadaşlar. Siz de aynı cümleyi kullanabilirsiniz. Hemen baş harfini yazıyorum. Short'un şeysini yazdım. Hemen hızlıca tahta kalemin devamını yaz. Hemen tahta kalemle ort yazıyorum. Short oluyor. Şimdi hemen diğerine geçiyorum. Ildım yazıyorum. Şimdi. Tamam, bir daha hızlı yazmam gerekiyor. Aldım. Kendime. K'yi yazıyorum arkadaşlar. Sanırsam yetmeyecek. Hayır, yetecek. Tamam. Adidas yazıyorum sonuna da. Tamam arkadaşlar, şu an size yazıyı size doğru çevireceğim. Görebiliyor musunuz şu an? Evet bakın, yavrum görebiliyoruz. Cümlemizi yazdım arkadaşlar. Ben hocayım şimdi, tamam mı? Hoca girdi sınıfa. Bununla sileceğim değil mi abi? Evet, sileceksin yavrum. Siliyorum ve dara. Şaka kaldı. Şaka kalıyor. Gerçekten çok eğlenceli bir şaka. Şimdi bunun nasıl çıktığını göstereceğim arkadaşlar. Sonra okulda böyle kalmasın. Vallahi müdür çok kızar. O yüzden böyle şeyler yapmıyoruz. Hemen kolonyayı sıkıyorum ve gördüğünüz gibi hemen böyle dağılıyor. Ve bu şekilde kolaylıkla çıkıyor. O zaman bu şakamız da başarılı. Hız kesmeden sıradaki şakamızla devam ediyoruz arkadaşlar. Nedir yavrum, anlat bakalım şakayı. Hemen anlatıyorum. Bu çok eğlenceli. Bunu kesinlikle arkadaşlarınız üzerinde deneyebilirsiniz. İhtiyacımız olan şeyler arkadaşlar bir tane şeffaf şu şekilde kupa. Bir tane kağıt dosya ve ben beyaz kağıt kullanabilirsiniz ama ben siz görürsünüz diye renkli kağıt kullanacağım. Kahve ve su. Ama neden buraları ya böyle yaptın? Niye böyle yaptın? Her yere havlu koymuşsun. Çünkü biraz sonra ortalık çok batacak. Hazırsanız hemen anlatıyorum şakamızı ama ilk önce kahvemizi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok sıcak su kullanmayın. Benim suyum şu an ılık. Ağzına kadar su koymam lazım ama ilk önce biraz kahve koyayım yoksa karıştıramam değil mi abi? Evet yavrum. Önce kahvesini karıştır. Kahveni yap, ondan sonra suyunu koy. İki kaşık şöyle dolu dolu koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar bütün kahveler eridikten sonra suyumu bardağın ağzına kadar doldurmam gerekiyor. Koy. Olmaz yavrum, koy. Ay, işte. Çok güzel kokuyor. İçesim geldi gerçekten ya. Daha sonra seninle bir kahve içelim yavrum. Bana ısmarlarsın. Hayır. Sen ısmarla ya, yeter artık ya. Tamam arkadaşlar. Kağıdı altından nasıl alacaksın? Allah. Kağıdı almam gerekiyordu ilk önce. Arkadaşlar siz ilk önce... Evet yavrum, çok beceriklisin. Gerçekten müthiş. Bekle, yapacağım şunu şöyle koyayım. Kağıdı hemen sil de. Kağıdı silerim arkadaşlar. İnanmıyorum, daha ortalık batmadan ben batırdım. Böyle bir şey olamaz ya. Çok becerikliyim. Hemen şu şekilde tekrar bunu sarıyorum. Arkadaşlar burası çok önemli. Yapabileceğimden de pek emin değilim ama deneyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Şu şekilde kartınızı alıyorsunuz. Bardağı da alıyorsunuz. Bunu daha önceden görmüşsünüzdür başka hilelerde. Ben yapmıştım sanırsam. Bunu ters çevireceğiz şimdi ama dökmeden çevirmeye çalışıyor. Damlıyor bu ya. Neyse dökmeden. Hadi yağmur. Hadi yağmur. 3, 2, 1. Çevir. Yaptım. Şu an çok... Vallahi yaptım. Yağmur. Yaptım. Nasıl koyacaksın? Nasıl koyacağım ben de beni? Kupadan tut. Düşmez. Kupadan tut. Emin misin? Eminim. Düşmüyor. Çok iyi abi. Çok zekisin. Gerçekten şimdi kağıdımı şöyle güzelce siliyorum arkadaşlar. Ve bunu da böyle koyuyorum. Arkadaşımız gelecek şimdi. Sırasının üstünde böyle bir şey. Böyle yapacak. Bir bardak var. Sen ne diyecek ki sen ona kahve yapmışsın. Al canım, iç diyeceksin. Bir de üstü gelin
arkadaşlar bakın buraları köpükle durduğu için gerçekten hani burası üst kısmıymış gibi duruyor. Bunu kaldırdığı zaman kaldırayım mı? Kaldıracaksın ya. Hayır, yani bunun ters çevrilmiş bu kupa olduğunu anlasa da arkadaşlar şakamız kesinlikle bozulmuyor. Çünkü bunu hareket ettirdiğinde yine sırası batacak. Bunun başka şansı yok. Açıyorum o zaman. Evet, açmasam yavrum hadi. Ya üstüm batacak. Arkadaşlar hemen açıyorum. Hemen havluları gizlersin. 3, 2, açılmıyor. Ya yani havlu tutacaksın. Evet yavrum. Neden böyle bir şey yaptık ki biz arkadaşlar? Ama bu muhteşem şakalarla devam ediyoruz. Yine içecekli bir şakayla devam ediyoruz arkadaşlar. Ben de kahveyi kullanacağım ama siz böyle içi gözükmeyen bir içecek kullanarak da yapın. İçi gözükmeyen içecek ne yavrum? Yani İçini göstermeyecek içecekler. Mesela kola, mesela ayran, mesela şalgam. Gerçekten çok gerçekçi duruyor. Ben ellemek bile istemiyorum. Bunu da şaka malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. İnternetten de alabilirler. Kırtasiyelerde de olabilir bazı kırtasiyelerde. Hemen yine kahvemi yapıyorum arkadaşlar. Kahvemi yapmadan önce şu şekilde böceğimi içine koyuyorum. Bu yine bir ayran olabilir. Dediğim gibi başka şeyler de olabilir arkadaşlar. Değil mi? Doğru yaptım. Arkadaşınıza bardağınızda böyle. Ya önce suyunu koysaydın sonra kahvesini tamam, koysaydın. Tamam tamam, bir soruya bekle. Şu şekilde suyunu koyuyorum. Kapatacak şekilde böceği. Yeter. Tamam yeterli bu kadar. Şimdi kahvemi de koyuyorum. Bir kaşık yeterli olacak diye düşünüyorum. Çünkü yarım bardak koydum. Şöyle güzel evet, bir karıştırıyorum. Evet güzelce karıştır, karıştır, karıştır. Ay gerçekten çok kötü ya. Bu şakanın amacı arkadaşlar şu şekilde bardağın üstünden hiçbir şey gözükmüyor. Çünkü karıncamızı alta sıkıştırdık biz. Arkadaşımız içecek ve arkadaşımız içtikten kahve sonra içiyor. Karıncayı ve yani iğrenç bir böcek görecek. Sen niye içiyorsun? Sen niye içtin? İçinde böcek var. Böceği gördüm şu an, midem bulanıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar içecek, içecek, içecek ve en son böceğe denk gelecek. Ve arkadaşımız böceğe gelince kesin. Gerçekten çok kötü. Kusabilir yani. Ben de kusam. Ben kusam. Herkes deneyebilir. Bunu herkes yapabilir. Kesinlikle yapabilirsiniz. Çünkü tek ihtiyacımız olan malzememiz arkadaşlar şu şekilde makarnalarımız. Yani çubuk makarna dışında her makarnayı kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve tabii ki de bir sıra koltuğuna, yani bir sandalyeye sandalye, sıra var. Her şey olur. Altına şey olur. Koyabileceğiniz yani, bir şey olduktan sonra. Öğretmenlerinize yapmayın, arkadaşlarınıza yapın diyorum ben. Ondan... Öğretmenle şaka yapılmaz evet, zaten yavrum. Gerçekten yapılmaz. Şimdi ne yapacağımızı gösteriyorum arkadaşlar. Makarnalarımızdan alıyor. Şu kadar yeter mi abi? Daha fazla koyayım. Ya iki tanesini üst üste koyup şeyin altına koyacaksın. Bir saniye. Hemen ayağının altına şöyle koyuyorum dikkatlice. Evet çok ay, güzel. Evet tamam oldu. İlk defa bir şey düzgün ve çabuk yaptım. Hemen şunları da kenara koyayım. Şimdi ben şimdi arkadaşınız sınıfa geldi. Gelen bir arkadaşım, tamam mı? Sıram evet. Böyle hiçbir şey farkında değilim. Evet. Birden oturuyorum. Avatarım. Sandalyesi kırıldı. Sandalyesine hemen bakacak. Ben çok mu ağırım diyecek. Kırdım diyecek. Arkadaşlar bu şekilde bir şaka yapabilirsiniz. Gerçekten çok komik olduğunu düşünüyorum. Bunu denemeyi unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten ben bu videoda çok eğlendim. Yavrum ben de şakalar bana yapılmadığı için çok eğlendim. Aslında sana yapsak daha çok eğlenirdim ama her neyse arkadaşlar. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.